Uzlaşmak ama doğruyla, haklıyla uzlaşmak. Burada haddim olmayarak Peygamber Efendimizin bir hadis-i şerifinden söz etmek istiyorum. Çirkin bir şey görürseniz elinizle düzeltin. Gücünüz yetmiyorsa dilinizle düzeltin. Ona da gücünüz yetmiyorsa buğz edin. Ben Sayın Demirel'in bu toplantıyı teşrifini bir çirkinliği, bir hatayı düzeltme gayreti olarak görüyorum. Müsaadenizle, bazı mahfillerde Fethullah Gülen Hoca'nın başını çektiği hizmet hakkında maalesef bazı incitici sözler söylenmektedir. Hoş olmayan laflar üretilmektedir. Demirel'in burada bulunması, orada, Ankara'da ileri geri konuşanlara bir cevap mahiyetindedir. Onun için Sayın Demirel'e teşekkürlerimi sunuyorum. Pardon, bakışım. Efendim ben muhterem hocamızı bir iki seneden beri tanıyorum. Kendisi son derece hassas, en ufak sözden rencide olan, üzülen bir insan. Ve Ankara'da konuşulanlar onu o kadar rencide etti, o kadar üzüldü ki hepimizin göz bebeği olan o okulları milli eğitime veririm dedi. Kendisi verse bile bizler buna razı olmayız efendim. Muhterem hocam, size Demirel'in Zincir Bozan'dan bana yazdığı bir cümleyle hitap etmek istiyorum. Kamer, esna-i zaafında müşair-i bil benan olmuş. Yani ay en zayıf halinde bile, hatta ay tutulması olsa bile işte orada diye parmakla gösterilir. Muhterem hocam, davanız zaafa uğrayabilir diye sakın üzülmeyiniz. O dava nice gönülleri tutuşturmaya devam ediyor. Bir güneş tutulması, bir ay tutulması hiç kalıcı olabilir mi? Hepinize hürmetlerimi sunuyorum efendim.